Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Cemreler düştü, hava, su, toprak ısındı. Bahar da geldi, geliyor. Dolayısıyla bugün dışarıda bir video çekeyim istedim. Teknik olarak bir takım sıkıntılar olsa da şimdi de affınıza sığınıyorum. Dediğim gibi bahar geldi, baharla birlikte Nevroz da geldi. Kaç gündür Kürdistan'ın dört parçasında, diasporada, Kürtlerin olduğu her yerde görkemli Nevroz kutlamaları yaşanıyor. Kürtlerin bu sene Nevroz'a verecekleri mesaj önemliydi. Kürtler hep birlikte, ulusal birlik konusunda, kendi ulusal demokratik hakları, özgürlük idealleri konusunda önemli mesajlar verdiler. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki Nevroz kutlamaları merak ediliyordu. Çünkü orada aşağı yukarı 8-10 yıldır ağır topyekun bir savaş süreci yaşanıyor. Kürtler büyük bir baskı altında, dolayısıyla Kürtlere dönük bu bastırma, bu çökertme stratejisinin olduğu bir süreçte, yoğun olarak uygulandığı bir süreçte Kürtlerin Nevroz performansı da merak ediliyordu. Nevroz'daki katılımın ne olacağı merak ediliyordu. Görkemli bir katılım oldu. Kürtler dost düşman herkese buradayız, birlikteyiz, güçlüyüz, kendi taleplerimizde ısrarlıyız, geri adım atmıyoruz. Kürtlerin özgürlük idealleri konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz mesajını verdiler. Ulusal birlik mesajları verdiler. Tecrit'e karşı içerideki Kürt siyasetçilerin salıverilmesine dönük olarak önemli tarihi konuşmalar da oldu. Aynı şekilde Rojava konusunda, Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü konusunda da çağrılar yapıldı. Nevroz kutlamaları sürüyor. Diyarbakır'da 21'inde final yapılacak. Bu da önemli. Kürt siyasetçilerin orada vereceği mesaj da önemli. Leyla Zana'nın da uzun bir aradan sonra Diyarbakır'daki Nevroz'a katılacağı açıklanmıştı. Zana'nın bu konuda bir de mesajı oldu. Aynı şekilde kaç gündür Diyarbakır'da İnsan Hakları Derneği'nin örgütlediği Kürt sorununa barışçıl çözüm konferansı yapıldı. Konferansa katılanlar da Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü konusunda mesajlar verdiler. Tabii bu mesajların şu anda iktidarda, devlet katında bir karşılığı olmasa da Kürtlerin demokrasi, özgürlük, barış özlemleri güçlü bir şekilde konferansta da, Nevroz'da da ifade edildi. Bugün Afrin'in de işgal edilmesinin 6. yıl dönümü, Rojava'nın Afrin'in rengini birçok ulustan, birçok etnik kökenden, birçok dini inançtan, mezhepsel inançtan insanların barış içinde kardeşçe, özgürce bir arada yaşadığı multikültürel Afrin 6 yıldır aslında kan ağlıyor. Afrin'de Kürtler, Kürtlerle birlikte Araplar, Türkmenler, Ermeniler, Asürü Süryaniler birlikte yaşıyorlardı. Aynı şekilde Müslümanlar, Hristiyanlar, Ezidiler, Aleviler hep birlikte o coğrafyada barış içinde, kardeşlik içerisinde birlikte yaşıyorlardı. Ancak 6 yıldır orada Türkiye'nin işgali var ve Türkiye'nin sek ve idare ettiği cihadist çetelerin zulmü var. Afrin 6 yıldır kan ağrıyor. Afrin'de Alevilere, Ezidilere, Hristiyanlara, Kürtlere dönük olarak kelimenin tam anlamıyla bir kök kazıma siyaseti uygulandı. Afrin'in demografisi değiştirildi. Orada bir soykırım, bir etnik temizlik yapıldı. Bununla ilgili sizinle geçmişteki videolarda paylaşmıştım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na geçen belgelenmiş birçok insanlığa karşı işlenmiş suçlar var. Savaş suçları Türkiye'nin ve bağlı cihadist çetelerin işlediği suçlar var. Birleşmiş Milletler'in bu konudaki araştırmaları da devam ediyor. Kadınları kaçırdılar, kadınlara tecavüz ettiler, kadınları öldürdüler, kiliseleri yağmaladılar, Kürtlerin mallarına, mülklerine el koydular, işkence ettiler, para karşılığında insan kaçırdılar, fidye aldılar, bıraktılar, zeytinlikleri talan ettiler, arazileri talan ettiler ve yetmezmiş gibi orayı bir pilot bölge, bir pilot uygulama haline getirip cihadistlerin, dinci gericilerin merkez üssü haline getirdiler. Karaçi'den, Kuveyt'ten, Katar'dan, Filistin'den, nereden ne kadar dinci gerici dinamik varsa onları hepsini de Afrin'e topladılar. Onlara yerleşim yerleri yaptılar. Afrin 6 yılda tanınamaz hale geldi. Aslında Afrin'e baktığımız zaman Türkiye'nin Kürtlere dönük olarak neyi planladığını, nasıl bir gelecek öngördüğünü çok açık, çok net bir biçimde görebiliriz. Etnik temizlik, kökünü kazıma. Afrin'de bugün yaşanan aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağı yukarı 2015'ten bu yana Kürtlere reva gördüğü, öngördüğü ve bugün de uygulamaya çalıştığı siyasetin tipik bir yansıması, tipik bir tablosu olarak Afrin orta yerde duruyor.
Afrin'deki bu dram da önemli. 6. yıl nedeniyle Afrin'i bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Orada yerlerinden, yurtlarından sürülen Kürtler 6 yıldır, 6 koca yıldır çadırlarda yaşıyorlar. Şahba'da çadırlarda ve çok ağır yaşam koşulları içinde yaşıyorlar. Yani Kürtlerin, Afrinli Kürtlerin, Rojavalı Kürtlerin, bütün bölgelerde Kürtler çok ağır bedeller ödediler ama Afrinli Kürtlerin bu 6 yıldır yaşadıkları zulüm anlatılabilir gibi değil, ifade edilebilir gibi değil. Anlatırken bile zorlanıyorum. Ağır bir dram var orada. Afrin'de işgal sona ermeden bu çökertme siyaseti, Kürtlerin kökünü kazıma, bu etnik temizlik siyaseti bir yerde bir açmaz içerisinde kalmaz ise Türkiye bunun faturasını ödeyemez, ödemez ise, bu fatura Türkiye'ye ödetilmez ise öyle söyleyeyim, daha yeni Afrinliler yaşamamız kaçınılmaz olacak maalesef. Ve bu konuda tabii ki uluslararası toplumunda, Kürtlerin de genel olarak bir takım sorumlulukları da var. Onu da söylemem lazım. Afrin'e yeterince destek de olunmadı, sahip de çıkılmadı. Bunu da bir kenara yazmak gerekiyor. Irak'ta önemli gelişmeler var. Aslında Güney Kürdistan merkezli gelişmeler önemli. Biliyorsunuz Irak'ta geçenlerde Türkiye ile Irak arasında bir zirve olmuştu. Zirveden sonra ortak bir sonuç bildirgesi de yayınlanmıştı. Şimdi Türkiye'nin yetkilileri buradan hareketle savaş hazırlıklarını sürdürüyorlar. Savunma Bakanı Hakkari'ye gitti. Türkiye'nin ordu komutanları Yüksek Ova Şırnak hattına gittiler. Oradaki hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin beklenen bayramdan sonra bölgeye dönük yeni bir kara harekatı, yeni bir işgal girişiminde başlanacaktır. Süreç de o yönde gelişiyor. Fakat Güney Kürdistan'da önemli gelişmeler var. Geçenlerde Murat Karayılan'ın açıklamaları olmuştu. Birinci bölümünü sizinle paylaşmıştım. Karayılan, Nevroz konusunda, ulusal birlik konusunda, seçimler konusunda bir takım açıklamaları da bulunmuştu. Karayılan'ın açıklamalarının ikinci bölümü de yayınlandı. İkinci bölüm tamamen KDP ile ilişkilere ayrılmıştı. Uzun bir bölüm. ANAFE'de yayınlandı. Karayılan KDP ile ilişkiler konusunda karamsar, sürecin çok kötüye gittiğini söylüyor. Uyarılarda bulunuyor. Böyle giderse bir çatışma kaçınılmaz olacak diyor. KDP'nin eleştirilerini ifade ediyor. Oradaki bazı uygulamalardan örnekler veriyor. Fakat süreç açısından da ciddi tehlikeli uyarılarda bulunuyor. Bu çatışma olur ve bu çatışma sadece Güney Kürdistan'la sınırlı kalmaz. Dört parça Kürdistan'a da yayılır diyor. Karayılan'ın açıklamalarda belirttiği hususlar konusunda, KDP ile ilişkiler konusunda, daha doğrusu yaptığı açıklamalara ilişkin KDP'den, Erbil yönetiminden herhangi bir cevap gelmedi. KDP'nin bu konulardaki tavrı biliniyor. Ketum davranıyor, sessiz kalıyor, sessizi tercih ediyor. Dolayısıyla bir açıklama gelmediği için onlar bu konuda ne düşünüyorlar, neler söylemek isterler, o konuya pek giremiyorum. Çünkü dediğim gibi bir açıklama, bir tepki yok. Fakat KDP'den bugün önemli bir açıklama geldi. KDP 10 Haziran 2024'te yapılacak olan Kürtistan parlamentosu seçimlerini boykot ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak da Irak Federal Mahkemesi'nin almış olduğu kararı gösterdi. Biliyorsunuz, onu da sizinle paylaşmıştım. Irak Federal Mahkemesi bundan bir süre önce Kürdistan'la ilişkiler konusunda Kürdistan'ın federatif statüsünü de gölgeler bir biçimde, onu darbeler bir biçimde bazı kararlar almıştı. Bu kararlardan biri de Kürdistan Parlamentosu'nun azınlıklara verdiği kotanın iptal edilmesiydi. Kürdistan Parlamentosu Keldanilere, Ermenilere ve Türkmenlere azınlık kotası veriyordu, 11 milletvekili. Onları iptal etmişti. Aynı şekilde Kürdistan'daki seçim komisyonunun görevlerini almış, onu merkezileştirmişti. Bağdat'taki Yüksek Seçim Kurulu'na bağlamıştı. Bundan sonra Kürdistan'daki seçimleri burası idare edecek demişti. Yine Kürdistan'daki seçim belgeleriyle ilgili bazı düzenlemeler yapmıştı. Tabii bunun yanında başka kararlar da vardı. Fakat KDP bugün Kürdistan seçim bölgesiyle ilgili almış olduğu kararlara anayasaya aykırıdır diye tepki gösterdi ve seçimlere katılmayacağını açıkladı. Önemli bu Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğinin de işareti.
bu kriz nasıl sonuçlanacak, sonuçlanacak mı, sonuçlanmayacak mı? Bunu başka yeni krizler tetikleyecek mi, tetiklemeyecek mi? Önemli çünkü bir yerde KDP Bağdat'a rast çekti. Yüksek Mahkeme buradaki seçim süreçlerini belirleyemez, karar veremez. Federal yönetim var, kendi hükümetimiz var. Anayasaya aykırı bir biçimde alınan bu kararlardan dolayı biz bu seçimlere katılmıyoruz dedi. Bu seçimlere katılmıyoruz dedikten sonra seçimlerin yapılıp yapılmayacağı da bir soru işareti olarak orta yerde duruyor. O da gündeme geldi. KDP'nin katılmadığı bir seçimi Yeneke, diğer partiler hayata geçirirler mi? Yani Kürdistan'da seçim olur mu? O da bilinmiyor. Fakat seçim olursa KDP ile Yeneke arasında, Erbil ile Süleymaniye arasındaki sıkıntılar da derinleşecek ki onu derinleştirecek başka gelişmeler de var. Geçenlerde Bafil Talabani bir açıklama yapmıştı. Aslında Erbil bizimdir demişti. Elimizden zorla alındı. Şimdi seçimlerle, demokratik yollardan Erbil'i geri alacağız mesajını vermişti. Bu da önemli çünkü öyle anlaşılıyor ki yeni dönemde bu Irak'taki siyasal krizlerle alakalı olarak Irak, İran, Türkiye üçgenindeki gelişmelere bağlı olarak Güney Kürtleri arasındaki ilişkiler de gittikçe geriliyor, kötüye gidiyor. Yani bu ilişkilerin, Irak'ın içine girdiği krizli sürecin Kürtler arası ilişkileri düzelteceği yerde kötüleştirdiği de anlaşılıyor. Yani böyle bir süreç yaşanıyor. Umarım ve dilerim bu süreç Yeneke ile KDP arasında da bir çatışmaya dönüşmez. Aynı şekilde KDP ile PKK arasında da bir çatışma yaşanmaz. Fakat açıklamalardan ve gidişattan baktığımız kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla kriz derin ve giderek sertleşiyor. Buna ek olarak iki yeni gelişme daha var. Bafil Talabani'nin kuzeni Şeyh Lahur Cengi, aslında o da yakın zamana kadar Talabani soy ismini kullanıyordu ve Yeneke'nin eş başkanıydı. Bafil Talabani ile yolları ayrıldı. Şimdi o da Erbil'de yaşıyor ve Erbil'de yeni bir parti kurdu. Halk Cephesi. Aslında onlar da Halk Cephesi ile seçime katılacaklardı. Yine aynı şekilde Mesut Barzani'nin, KDP lideri Mesut Barzani'nin amcası Şeyh Osman'ın oğlu Ethem Barzani, o da Süleymaniye'de yaşıyor. Erbil'e girmesine izin verilmiyor. O da Kürt Hizbullahı adında yeni bir oluşum kuruyor. Yeni bir siyasi hareket başlatıyor. Aslında Ethem Barzani geçmişte de Hizbullah hareketinin lideriydi Güney Kürdistan'da. Fakat Amerika'nın Irak işgalinden sonra Hizbullah hareketini dağıtmıştı. Biraz da KDP'nin telkinleri ve baskısıyla. Şimdi o da yeniden Kürt Hizbullah'ını, Kürdistan'ı Hizbullah'ı kuracağını açıkladı. Bugün Şarkul Asfat'ta onunla ilgili çok önemli, ayrıntılı uzun bir mesaj var. Aslında bu girişimin arkasında Şarkul Asfat'ın söylediğine göre İran var. Dolayısıyla Süleymaniye ve Erbil arasındaki gerilim aynı şekilde Türkiye ve İran arasındaki Kürdistan rekabetinin de bir sonucu gibi orta yere çıkıyor. Burada dengeler nasıl şekillenecek, neler olacak bilmiyoruz. Fakat Kürtler arasındaki ilişkiler, yarılma, Erbil'in ve Süleymaniye'nin artık iki ayrı safta, iki ayrı hedefe doğru hareket edeceklerini gösteriyor. Ve bu da tabii ki Kürtlerin birikimlerine, Kürtlerin uzun yıllardır bedeller ödeyerek elde ettikleri kazanımlara zarar verecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tavrı burada önemli olacaktır. Amerikalılar uzunca bir süredir Kürdistan'da seçimlerin yapılması konusunda ısrar ediyorlardı. Hem Neçirvan Barzani'ye, hem Mesut Barzani'ye, hem oradaki yetkililere kaç kez yaptıkları bütün görüşmelerden neredeyse telkinlerde bulunuyorlardı. Şimdi KDP'nin seçimleri boykot etmesi ve bunu da Mesut Barzani'nin Amerikan gezisinden sonra gündeme gelmiş olması, Amerikalılarla bu konuda bir görüşme olup olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Dolayısıyla Amerikalıların tavrı da merak ediliyor. Görülebildiği kadarıyla Güney Kürdistan'daki kriz çok ama çok derinleşecek. Bunu KDP'nin boykot kararından da, Bafil Talabani'nin açıklamalarından da, Ethem Barzani'nin, Şeyh Lahur Cengi'nin girişimlerinden de anlıyoruz. Aynı şekilde Murat Karayiğran'ın KDP'ye dönük eleştirilerinden, tepkilerinden de anlıyoruz. Kürtler açısından sıkıntılı günler belki bu önümüzdeki ayla birlikte, Türkiye'nin müdahalesiyle birlikte başlayabilir diye endişe de var.
umarım ve dilerim bir mucize olur, o tür gelişmelerin önü alınır. Fakat kabaca bakıldığı haliyle Güney Kürtleri arasındaki ilişkilerin kötüleşeceğini öngörebilmek ne yazık ki mümkün. Dediğim gibi umarım buna bir Amerikalılar en azından müdahale eder, bir fırsat vermezler. Fakat artık böyle de gitmeyecek. Böyle gitmeyeceğini zaten uzunca bir süredir 7 Ekim'den sonra hep söylüyoruz. Irak da böyle kalamaz, Suriye de böyle kalamaz, Kürtler de böyle kalamaz. Ama ne olacak işte? İyi şeylerin olabilmesi için Kürtlerin birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Bakalım artık, gelişmeler şimdilik böyle. Yeni gündemlerle birlikte oluruz. Uluslararası gündemde de önemli gelişmeler var. Kısaca söyleyecek olursam, Rusya'da Putin yeniden kazandı. Göstermelik bir seçimde oyların %87.8'ini aldı Putin. Rakibi yoktu. Seçim tamamen baskı altında gerçekleşti. Putin seçimden sonra yaptığı konuşmada NATO ile bir savaş olur, bu da 3. Dünya Savaşı'na yol açar dedi. NATO askerlerinin Ukrayna'daki varlığından söz etti. Bazı askerler Rusça, İngilizce, bazıları Fransızca konuşuyorlar. Orada bize dönük bir komplo var. Söylemeye çalışıyorum ama kimse de kulak vermiyor. Ama Rusya ile NATO arasında bir savaş çıkabilir. Bu da dünyayı bir 3. Dünya Savaşı'na götürebilir dedi bugün Putin. Böyle bir onun deyimiyle uyarıda bulundu. Aynı şekilde Navalny ile ilgili de bir takım açıklamalarda bulundu Putin. Onu takas edecektik, gönderecektik fakat hayatını kaybetti dedi. Sorumluluğun kendisinde olmadığını söylemeye çalıştı. Bunlar da önemli. İsrail ile Amerikalılar arasındaki gerilim de sürüyor. Biden geçenlerde Netanyahu için İsrail'e yarardan çok zarar veriyor demişti. Netanyahu itiraz etmişti, tepki göstermişti. Sonra Senato'da Cumhuriyetçilerin lideri bir çağrı yapmış. İsrail'de seçimler olsun demişti. Netanyahu bugün açıklama yaptı. İsrail muz cumhuriyeti değil. Siz istediğiniz zaman seçim yapılmaz. Ayrıca kimi seçeceğine siz de karışamazsınız dedi. Netanyahu ile Amerikan yönetimi arasındaki gerilim de sürüyor. Bu gerilimin nedeninin Refah'a yapılacak operasyon ve Hizbullah operasyonu olduğu da anlaşılıyor. Netanyahu'nun bakalım Amerika'ya karşı daha ne kadar direneceği merak ediliyor. Ya istifa edecek ya Amerika ile ipler bir yerde kopacak. Gidişat biraz buna işaret ediyor. Biden'ın da buna dönük olarak herhalde bir takım alternatif hazırlıkları var. Çünkü Netanyahu'nun kabinesinden de, İsrail yetkililerden de, muhalefet liderlerinden de bir takım isimlerle görüşülüyor. Belki de alternatif bir hükümet hazırlıkları var. Onları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dediğim gibi Kürdistan'daki gelişmeler önemli. Türkiye savaşa hazırlanıyor. Türkiye-İran rekabeti, Kürdistan üzerindeki İran rekabeti, Kürtler arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor. Kürtlerin bundan kendilerini koruyabilmeleri için bu savaşın yıkıcı sonuçlarının Kürdistan'a, Kürtlerin birliğine, özgürlüğüne geleceğine çok daha büyük zarar vermemesi için atması gereken adımlar vardı. Fakat öyle anlaşılıyor ki ulusal birlik meselesinde de arzu edilen bir sonuç elde edilemeyecek gibi. Umarım yanılırım fakat eğer ulusal birlik, ulusal dayanışma sağlanmaz ise bu savaş sürecinde Kürtler eldeki kazanımları kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalırlar maalesef. Böyle bir olumsuz gidişat da var. Gelişmelere göre yeniden birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.